Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütçe dostu bir kablosuz kulaklığı beraber inceleyeceğiz. Son dönemde özellikle bu tarz istekler oluyordu. Ya abi 500 liranın altına bir kulaklık inceleseniz olmaz mı? 500 liranın altına bir kulaklık önerisinde bulunur musunuz diye. Biz de o yüzden bu modeli bulduk ve incelemek istedik sizlerle birlikte. Malum biliyorsunuz hani akıllı telefon üreten markaların kulaklıklarına baktığımızda fiyat etiketi 750 lira ve üzerine doğru gidiyor. Hatta bu fiyat bazı zamanlar, bazı markalar dediğim daha doğrusu abartılarak 4-5 bin liraları da geçebiliyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek para vermeye gerek var mı yok mu bunu tartışabiliriz ama arkadaşlar burada biz sizlere 500 lira civarına satın alabileceğiniz gerçekten güzel bir kulaklık bulduk ve bunu inceleyeceğiz. Bunun hakkındaki yorumlarımızı sizlere söyleyeceğiz. Modelimiz arkadaşlar S-Link AirDrops diye geçiyor ama bunu bu şekilde arattığınızda pek çok kulaklık çıkabilir karşınıza. O yüzden arkadaşlar bunu aratırken S-Link SL-TVS08 diye aratacaksınız. Şu anda ekranda da görüyorsunuz zaten yazıyı. Bu şekilde arattığınızda bu kulaklığı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim kulaklığımızın özelliklerine. Kulaklık arkadaşlar gördüğünüz gibi ufak bir kapla birlikte geliyor. Dolayısıyla bu kulaklık kutusunun ufak olması cebinize sığmasını kolaylaştırıyor. Malum son dönemde biraz abuk subuk tasarımlara gitmeye başladı markalar. Bunda niye yaptıkları tam olarak çözememiş değilim ama hani çünkü batarya ömrüne bakıyorsunuz aynı falan ama kulaklık kutusuna bakıyorsunuz uzun falan böyle abuk subuk bir tasarım. Burada dolayısıyla S-Link'in yani güzel bir kulaklık kutusu tasarımı ortaya koyduğunu söyleyebilirim sizlere. Kulaklıkları açtığınız zaman arkadaşlar basit bir şekilde telefonunuzla eşleştirebiliyorsunuz. Şöyle diyeyim, Bluetooth'a giriyorsunuz zaten direkt eşleştirebiliyorsunuz. Eşleştirdikten sonra kulaklıkları açıp kulağınıza taktığınızda direkt olarak arkadaşlar bu kulaklıklar hemen telefonunuzla eşleşiyor ve müzik çalmaya başlıyor. Burada kafanıza şu soru takılabilir. Ya acaba hani benim telefonum X marka, onunla uyumlu olur mu vesaire? Her marka telefonla rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir tereddüte düşmenize gerek yok. İsterseniz Xiaomi kullanıcısı olun, isterseniz Samsung kullanıcısı olun, isterseniz Vivo kullanıcısı olun. Hiç fark etmez. Bu kulaklıkları rahat bir şekilde telefonunuzla eşleştirip kullanabiliyorsunuz. Tabii ki söz konusu kablosuz kulaklık olduğunda bizim için önemli olan ne? Çalma süreleri. Burada hemen size çalma sürelerinden de bahsedeceğim ben. Bu kulaklıkla arkadaşlar yaklaşık olarak 8-10 saatlik bir çalma süresine sahipsiniz. Yani 8-10 saat boyunca müzik dinleyebiliyorsunuz. Eğer ben arama konuşma yapmak istiyorum diyorsanız o zaman da yine 5-6 saatlik bir süreyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu sürelerin gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Aktif gürültü engelleme özelliği yok ama onun yerine artık son dönemde karşımıza sıkça çıkmaya başlayan ENC özelliği var. Biliyorsunuz bu biraz daha böyle yapay zeka destekli bir gürültü engelleme özelliği. Dolayısıyla bu özelliğin de gayet verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim sizlere. Ben kulaklığı test ettiğim süre boyunca örneğin dışarıda gezdim vesaire. Hani konuşmalarda çok fazla böyle dış sesi almıyor. Yani sesiniz karşı tarafa gayet net bir şekilde gidiyor. Kopma yaşıyor muyum? Bu önemli. Telefonla müzik dinlerken çok fazla kopma yaşamadım arkadaşlar. Ben Samsung kullanıyorum mesela. Galaxy Z Flip 4 kullanıyorum. Onunla kullanırken herhangi bir kopma vesaire yaşadım. Tabii bir iki kere kopmalar oldu ama hani sürekli kopma diye bir durum söz konusu olmadı. Sesi yeterli mi diye soracak olabilirsiniz. Tabii bu kişiden kişiye değişen bir özellik. Ama hani ses seviyesi, ben zaten öyle bangır bangır dinlemiyorum müziği. Bunu baştan belirteyim sizlere. Benim için yeterliydi. Ama ya ben rock tutkunuyum, açıyorum bangır bangır o gitar sesini duymak istiyorum derseniz belki sizi tatmin etmeyebilir. Zaten böyle bir müzik deneyimi arıyorsanız Hi-Res sertifikalı kulaklıklara bakmanız gerekecek arkadaşlar. Dolayısıyla burada ortalama bir müzik deneyimi, ortalama bir ses performansı sunduğunu söyleyebilirim sizlere. Biliyorsunuz e-ticaret sitelerinde böyle 200-300 liraya satılan kulaklıklar var. Onlar ses deneyimi bakımından bekleneni çok fazla veremiyorlar. Burada biraz daha çıtayı yükselterek işte 500 lira civarına bu kulaklığı alırsanız gerçekten hani sizleri ses deneyimi bakımından ya da kullanım deneyimi bakımından memnun edecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben kulaklığı hani bir hafta falan test ettim. Bu süre boyunca beni üzmedi. Ve şarja da takmadım arkadaşlar açıkçası söylemek gerekirse. Bir kere şarj etmiştim. Gerçi şu anda mesela bakın kulaklıklar kırmızı yanıyor. Dolayısıyla burada şarj da bitmiş artık. Artık şarj etmemin zamanı gelmiş demektir. Burada şunu da belirtmem lazım. Kulaklıklar arama modundayken arkadaşlar mavi ışık görüyorsunuz kulaklığın dış kısmında.
Kulaklıklar bağlandığında normal yeşil oluyor. Şarj azaldığında da demin gösterdiğim gibi kırmızı oluyor. Şarj kutusunun yeşil yanması şarj kutusunun dolu olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Eğer şarj kutunuz boşalırsa o zaman kırmızı renk görüyorsunuz. Kısaca özetlememiz gerekirse arkadaşlar 500 lira civarına alabileceğiniz kaliteli kulaklıklardan biri olduğunu söyleyebilirim sizlere. Eğer bu kulaklık hakkında kafanıza takılan daha fazla soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.